Merhabalar, ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir pembe kutuyla karşınızdayım. Aslında ben başka bir kutu daha bekliyordum. Hani o gelince ikisini beraber yayınlarım dedim. Çünkü bu kutu bir hafta önce mi ne gelmişti bana. Orada burada sürünüyor. Ben dedim diğerinin geleceği yok. Gelirse de onun için ekstra bir video çekerim. Onun için pembe kutuya devam. Belki içerisinde sevdiğim bir şeyler çıkar, bilemiyorum. Şöyle pembe kutuyu görüyorsunuz. Yine pembiş pembiş. Aslında bugün de biraz yorgunum. Pek de video çekecek modda değilim. Ola ki tırnaklarımın rezaletini görürsünüz. Hiç görmemezlikten gelin. Onları da başka bir videoda açıklamasını yapacağım. Neyse arkadaşlar, çeyizimizi açıyoruz. Hemen şöyle. Çok seviyorum. Bana büyük bir haz veriyor. Bana bol bol hediyeler gelsin, paketler gelsin. Böyle kurdaleler açayım. Evet, şimdi öncelikle şöyle broşürlerini falan elimize aldık. Dudağımda şu anda zaten Lavello'nun lip balmı var. Burada da Knipe'den bir tane var. Bir şeyler bir şeyler diyor. Yok, sipariş edersem online üzeri %20 indirimle falan diyor. Ondan sonracığıma Black Box Man yazıyor. Gereksiz kalsın o. Burada broşürü var. Belki sizlere fiyatlarını söylerim ama arkadaşlar hani gramajına göre hani bazen oluyor ki ay kız makyaj gelmiş. Ha, kutuyu şöyle gördüm ya. Acaba makyaj mı? Neyse. Ya bakalım. Bu Ekim ayınınmış arkadaşlar. Biz Kasım ayındayız. Dediğim gibi ay çiçi şeyler gördüm. Küçük Marseille'in şöyle temizleme mendilleri geldi. Lepe Marseille. Fransızca yazıyor şu anda. Algılamaya, anlamaya çalışıyorum. Gül kokuluymuş. Gözleri bile temizliyormuş. Öyle mi? Dur bir dakika. Almanca'ya geçiyoruz hemen. Misal aynı aha gül çiçeği gül suyu içerisinde uzatmaya gerek yok. Temizlendikten sonra nemlendirici vaat ediyor. Cildiniz kendini yenilenmiş hissediyor ve yumuşak hissediyormuş. Kullanıldıktan sonra durulanması gerekmiyor. Niye o zaman alalım, değil mi? Ya başka bir şey yazmıyor. Bu kadar arkadaşlar. Evet, sevindim geldiğine. Ne kadarmış bu? 25 tane içerisindeymiş. 3,95. Diğer ise şöyle, bu neydenmiş arkadaşlar? Blush Crush, Powder Blusher. Ne markasıymış bu peki? Blush Crush mı acaba? Ben ilk defa duyuyorum bunu. Allah Allah. Şöyle bir ürün. Bir bakmaya, bakayım buna bir. Konuşamadım. Performansımı görüyorsunuz değil mi? Öğleden sonra bir de yedim ya, yiyince ağrı basıyor bana. Neydi bu? Bir saniye. Bakmaya çalışıyorum. Ha, ya Loti London. Loti London yazıyor. 7,90'mış. Bu bir allık arkadaşlar. Pigmenti sizin doğal cildiniz gibi duruyormuş güya. Açsam mı yoksa sizlerden birine mi hediye etsem bunu ileride, bilemedim. Ama hiç görmediğim bir marka. Kullananlarımız var mı? Varsa lütfen yazın. Bilemedim. Çünkü ben buğday tenli olduğum için bana böyle bu tarz, bilmiyorum, yanılıyor da olabilirim. Belki pigmenti çok yoğunsa uyabilir. Hani bu tarz allıklar bende kendini pek göstermiyor. Diğeri ise şu Asi markasının 3 dakikalık, nedir bu? Galiba maskesi. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Hemen buna bakıyorum. Bunun tanesi 1,70'miş. Ya 3 dakikalık yoğun bakım maskesi. Kuru saçlar için. Ya aslında tam ihtiyacım olan bir şey. Bu arada arkadaşlar gelecek cumartesi, evet.
Gelecek cumartesi randevum var. Saçlarımın uçlarını keseceğim. Şu kırıkları, incelmiş olan boyanın koparttığı, incelttiği yerleri keseceğim. Ondan sonra tekrar uzamaya bırakacağım. 2 senedir beni tanıyorsunuz. Hep diyorum ki saçlarımı uzatacağım, ellemeyeceğim. Bakın ne kadar güvenilir biri. Neyse. Bu da böyle bir şey. Hemen geçiyoruz. Aman bir tane daha mı var? Niye 2 tane gönderdin? Bir tane daha varmış içerisinde. 1 yazıyor ama 2. Vay, çok sevdim. Herhalde yanlışlıkla mı koydu, ne yaptı ama iyi. Ve şimdi sırada ne var arkadaşlar? Knipe'den biraz önceki bu gördüğünüz şey. Knipe'den dudak bakım. Ne, Mandel Candelilla. Dudak bakım ya neydi parlatıcı lip balm ya ben de donup kaldım böyle ya bu da böyle bir şey. Elimde birkaç tane daha var, pembe kutu gönderiyor yani. Bir tane dudağım var pembe kutu, habire göndersen habire onu, bir tanesini de zaten birisine hediye ettim, bitiremiyorum, ne yapayım yani, kullanamıyorum. Bu neymiş? Aa, bakın bu da çok ilginç bir tane. Alman markası, Köln'den üretilmiş, icat edilmiş. Şöyle bir şey, ne olduğunu bilemiyorum. 4711 ya da 4711 Kolonya Splash. Neymiş bu? Evet. Tradisyon, geleneksel harmanlaşmış geleneksel 4711 koku diyor. 100 milliliği 34'müş. Vay, 34 frank. Ama 8 millilik bu. Güzel bir şey olmalı. Pahalı ya. Hemen psikolojiye bakın. Güzel bir şey olmalı galiba. Öyle düşünüyorum. Ay tırnağım rezil olmuştu. Daha da kötü oldu. Bunu ben minyatür parfümlerin arasına mı koysam? Küçük viski, alkol gibi duruyor ama ben bilemiyorum. Açayım mı bir ben? Bakayım nasıl kokuyor. Hadi be, bizim kolonyalar bundan daha güzel kokuyor. Yani böyle ilk kokladım, bizim kolonyalar gibi kokuyor. Yani bizim mis kolonyalarımız var, pazarlarda falan satılıyor. Abartmayayım. Yine Lope Marcelli'nin kremi. Şöyle bir tester arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bunu kullananlarınız var mı? Ben bilmiyorum. Bakalım bu nasılmış, şöyle bir Almanca olan yerine bakalım. Bakım kremi, başka hiçbir şey yazmıyor, bakım kremi yazıyor arkadaşlar. Neyse, deneyelim mi, değer mi denemeye. Ve sıradaki ürünüm ise, hadi be, Catanina'nın krem şokolatlı bir reklam tabii ki ama ben eskiden bunların delisiydim arkadaşlar, inanılmaz delisiydim bunların. Bu arada öbürünün fiyatı neydi, ben söyledim mi size? Blush 7.90, kolonya 34, başka bir şey yazmıyor arkadaşlar. Ha, bunlar şöyle 2 adet. Neydi bu krem? Bunu ekmeğin üzerine falan da uygulayabiliyorsunuz. O şekilde yiyorsunuz. Allah sizi ne yapmasın. Şimdi ben bunu dayanamam yani. Yerim yani ben bunu. Tadına bakmam lazım. Yani bilmem lazım. Her şeyi bilmem lazım ya. Bunun tadını bilmem lazım. Seni gidi sivilsene. Bu da tozu arkadaşlar. Süte koyulacak tozu. Ne yapalım? İnsanı böyle kötü şeylere teşvik ediyorlar. Neyse. Ayda yılda bir zaten yiyorum, içiyorum. Aslında bu ay pembe kutu fena değildi yani. Hoşuma gitti gerçekten. Birden böyle açmak istedim, videoyu çekmek istedim. Çünkü dediğim gibi beklediğim diğer kutunun geleceği yok. O da zaten saç bakım ürünleriydi arkadaşlar. Yves Rocher'de birkaç tane saç bakım ürünü sipariş ettim. Saç yağları falan bilmem neler, şudur budur.
Derken ben bu aralar bu tür videolara çok bakıyorum. Hem Alman kanallarında olsun işte, hem Türkçe, gerçi pek bir şey yok. Hepsi birbirinin aynısı. Kusura bakmayın bunu burada söylediğim için. Bütün videolar birbirinin aynısı. Pek içerik falan bir şey bulamıyorsunuz. Ama Almanya'da mesela Alman kanallarda oradaki uzmanlar, doktorlar bile hani kendi kanallarını açıp konuştukları için, bir de hani bilgilendirdikleri için ben şöyle bir şey duydum. Mesela bizler eğer saçlarımız ıslakken saçımıza hani yağ falan sürüyoruz ya, biz saçlarımızı koruyalım diye. Meğersem o yağ saçlarımızı korumuyormuş. Aslında saçlarımızın o açılan, ıslakken açılan keratinlerin arasına girip oraları doldurup saçlarımızın hava almasını engelliyor ve daha çabuk kurumasını yol açıyormuş. Yani bu kadar, yani çok değişik bilgiler öğrendim. İstiyorsanız bununla alakalı sizlere video çekebilirim. Gerçekten yani 2 aydır falan özellikle saçların böyle cılızlaştığından, yine zayıflaştığından beri bayağı bir içerik falan izliyorum, bakıyorum. Çok yani inanılmaz şekilde Almanca videolar tükettim. Böyle arkadaşlar, umuyorum ki bu videoyu beğenmişsinizdir. Modum için yani kusura bakmayın mı diyeyim, artık ne diyeyim bilmiyorum, ama benimkiler zaten, siz beni tanıyorsunuz, bazen böyle bazen enerjim yüksek, ama gerçekten hani şu an moralim bozuk falan değil. Yani biraz önce bir şeyler yedim, ağırlık çöktü, oturdu yani üstüme, ondan böyle yani yemekten sonra böyle oldum, bilmiyorum neden. Neyse, bir dahaki videomda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bay bay.